Evet başkanım hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ziyaret ediyorsunuz. 21.'yiz herhalde belediye evet. olarak. Çatalca'ya geldiğiniz için ekibimize ve size çok teşekkür ediyoruz. Zaten Çatalca görüyorsunuz gelen bütün arkadaşlarla burada bir kardeşlik havasıyla Çatalca yönetmeye çalışıyoruz. Çatalca ile Büyükşehir'in bir benzerliği var. Sizin 39 tane ilçeniz var. Bizim de 39 tane mahallemiz var. Evet. 1115 kilometre kareyle de en büyük ilçesiyiz Çatalca olarak. Hizmet noktasında gerçekten büyük bir alanda hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada hükümetle sizinle beraber Çatalca'ya hizmet için hep beraber çalışıyoruz başkanım. Ben hem geldiğiniz için hem burada bizi nazikçe bir şekilde ağırlanan bütün arkadaşlarımızı biz ağırlayacağız. Ve gün içinde keşke hep beraber bütün gün olsaydık ama sizin de yoğun programlarınız var başkanım. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, başkanıma teşekkür ederim. Kesinlikle ifade ettiği gibi Çatalca'da herkesin bir arada bizi karşılaması Çatalca'nın o ruhunu gösteriyor. Siyaset üstü tavır almanın ya da yereldeki sürece öyle bakmanın gerçekten bu şehrin huzuru açısından değerli bir tarafı var. Başkanımızın onu koruması, muhafaza etmesi, geliştirmesi Çatalca için değerli bir tavır. Umarım daha da iyi olur. Diğer her ilçeye de örnek olur. Bütün ilçeleri geziyoruz. Bugün de Çatalca'dayız. Çatalca'da her ne kadar yarım gün çalışsak da özel ilgi göstereceğimiz ilçelerimizin başında geliyor. Çünkü İstanbul'un bu büyük yüz ölçüme sahip ilçemizin aynı zamanda İstanbul'un geleceğini de temsil ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu veya benzeri yerlerde yapacağımız olumlu işler İstanbul'un geleceğini koruyacak ve güzelleştirecek işler olacaktır. Aksi takdirde koruyarak, geliştirerek değil de günlük kararlarla hareket ettiğimizde de İstanbul'un geleceğini tehdide dönüştürmüş oluruz. O bakımdan başkanımızla bunları münazara edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini, mevcuttaki konumu bize en iyi kendisi anlatacak. Tabii ki çalışma arkadaşlarıyla. Sonra biz de bir ortak çalışma kültürüyle bir arada hareket edeceğiz. Kaldı ki İstanbul'un her ilçesini böyle kabul ediyoruz. 21 ilçeyi bitirdik, bitirmiş oluyoruz. Hızlıca tamamını toparlamak ve onların bize aktarımlarıyla, rehberlikleriyle de önümüzdeki süreci tanımlamak istiyoruz. İyi de gidiyor. İnşallah tamamına erer. Çok hızlı hareket edeceğiz. Bu ay bitmeden tahmin ediyorum 25'i, 26'yı yakalamak istiyoruz. Kalanları da Şubat ayında toparlarız diye umut ediyorum. Çatalca Belediye Başkanımıza, bütün siyasi partilerin temsilcilerine, meclis üyelerine ve tabii ki bürokrat kadrosuna çok çok teşekkür ediyorum. Onu bekleyin bir dakika. Evet. Günün anısına bir... Önce başkanımız herhalde bir şey hazırlamış. Evet. İnşallah tarımlar hiç uzaklaşmayız. Bu arada şu çalışmalara buradan gidiyor diye biliyorum değil mi? Yazıyor. Şu anda ilçelerden biliyorlar. Evet. Herhalde biz konuklarımızı uğurlayacağız.
Çalışma arkadaşlarımız da odalar nerede çalışmamız? Öyle mi? Yürüyerek öyle mi? Başkanım buradayız. Teşekkür ederiz. Tamam mı? Bu ama şey yani. Sene Büyükşehir'de bastırdık. Türkiye'ye dağıttığımız sayılı bir takvimdir. Size de bırakıyoruz. Bir miktar daha bıraktık. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle tam da böyle karne gününe denk geldi. Yani öğretmenlerimize minnet duyuyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata kazandıran en önemli aşama sizlerin bilgi birikiminden, yüreğinden geçiyor. Dolayısıyla gerçekten bir baba olarak minnet duyuyorum, onu ifade edeyim. Ya bugün de karne günü, öğretmenlerimize teşekkür, çocuklarımıza tebrik. Tabii canını sıkmasın, ikinci dönem düzeltebileceği notları olabilir. Anneler babalar da notlar üzerinden çocuklarına yüzlerini asmasınlar, sırtlarını sıvazlasın, onlara moral versinler. Bugün temennimiz bu. Bir 15 günlük tatil var. Ve inşallah çocuklar da güzel bir dinlenme ve hazırlık dönemi geçirirler. Sizler de bir nefes alırsınız ve devam edersiniz. Önemli bir lisedeyiz. Müdürümüz bahsetti. Neredeyse yarım yüzyılı aşkın bir tarihi var Çatalca Lisesi'nin. Bugün belediye başkanımızla Çatalca'yı geziyoruz. Spor salonumuzu Mayıs gibi bitireceğiz. Çevresiyle beraber hızlıca önlemleri, tedbirleri alacağız. Liseyimizi ziyaret ettik. Bu esnada burayla ilgilenecek genel sekreter yardımcımız Murat Bey bir ara bir ziyaret yapar. Okulumuzla konuşur. Belki ufak tefek dokunacağımız şeyler varsa da onları da paylaşırlar sizlerle. Teşekkür ederiz vallahi, böyle ayaküstü oldu ama çok sağ olun. Başkanım, onur duyduk. Bir şey söylemek istiyorum. Çatalca'ya zaman ediyorum, seçildikten sonra ilk gidişiniz veya biz belki bilmiyoruz. Bu yoğun İkinci. Program evet. Bu yoğun program arasında
zaman ayırıp okulumuza teşrif ettiğiniz için ben tüm öğretmen arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Keşke öğrencilerimiz de olsaydı, işte bugün karne günü ve özel bir gün. Şeyde geliriz, onları bir salonda maç yapmaya geliriz. Evet, bir şey salon, salon bizim için çok önemli. Evet, biliyorum. Yol arttı, biliyorum. Çok tabii. Önemli. Onların da morali için çok önemli. Sporda çok iddialı bir okuluz. Harika. Güreşte Türkiye birincisiyiz. Maşallah. Bu yıl yeniden gideceğiz. Başkanım da çok destek veriyor. Güreşte ve her türlü sporda bize. Futbolda aynı şekilde ama beton zemin üzerinde öğrencilerimiz spor yapıyorlar. Doğru. Ve doğru. Bizim eski binamız da vardı. Bu binaya 6 yıl önce taşındık. Yeniden kuruluyor işte. Konferans salonumuz bitti. Spor salonumuz da inşallah bitecek sayenizde, desteklerinizle. Her şey çocuklarımızın geleceği için. Müdürüm, kesinlikle öyle. Eğitim yuvalarımızın güçlenmesi isteğimiz. Okullar sayısı artsın, öğrencilerimizin okulda eğitim, öğretim kalitesi büyüsün. Önümüzde hiçbir engel kalmaz. Yani bu kadar salon, basit. Salon bittiğinde inşallah orada bir maç sözü alıyoruz şimdi. Tamam. Yani tamam. Bizim kadromuz iyidir. Tamam. Ben bir bölümüne eşlik ederim. Tümüne tamam. Değil ama. Bir... Ya genç belediye başkanı tamam. Olunca böyle iyidir. Bir yaparız burada. Başkanım da aynı şekilde. Bir basketbol maçı yaparız. Yaparız. Tamam. Ben bir fotoğraf çekilirim. Tabii. Arkadaşlar. Tabii. Çok güzel. Nasıl bir düzenle yapalım? Geliyor. Burada biraz ufak sıkıntılar var. Doğru. Ondan da harcını başka bir şeyimiz yok. Yok, tespit etmiş yok. Etti ona etti. Merhaba. Ne haber? Nasılsın, iyi misin? İyi abi. Sen nasılsın? Bu bizi açılsa bize çok büyük bir faydası olacak. Konuştuk. Önceden de bizim mezbahamız vardı. Bizim burayı çok canlandırmıştı. Ama bunu çok cezelden açmamız lazım. Bir 26 kalem şey var. Tamam. Düzeltilmesi gereken ve bizde kalemi var. Söylediğim gibi dün evvelsi gün Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda toplantı yaptık. Evet. Nisan'a yetişecek burası. İnşallah. Planlandı yani. Evet. Ama önemli, değerli. Hazır evet. Ya. Hazır efendim. Hazır yani. Eksikleri var. Ruhsat alamadık. Sorun evet. Anladım. Ruhsat alamadık. Yani yalnız evet. Aynen öyle. Tamam. Peki. O zaman şey, şu anda ne derler, hakimiyetimiz tam. Evet. Nisan'a hazırlık yapıyoruz. Evet. Allah'ın izniyle. Şeyi, bu yanındaki kapalı hayvan pazarının evet. Milli emlaktan yer almamız gerekiyor. Yani yakınındaki araziye yapamıyorsun, o da ruhsata aykırılık oluşturuyor. Oradaki olmuyor yani. Oradaki olmuyor. Onun için alternatif evet. Yer bakıyorlar evet. Ona. Tamam. Bizle ilgili değil, Tarım Bakanlığı'nın kurallarına aynen. Göre. Aynen. Peki. Kolay gelsin kardeşim. İyi misiniz başkanım? İyi misiniz? Siz bizim buradaki ekibimiz, değil mi? Başkanım, annemin ayakta. Tamam. Alacağım. Tabii. Tamam. 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 Tamam